Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere sudo klasları yani sözde sınıfları anlatacağım. Bunun için ilk önce daha önceden oluşturmuş olduğum proje açıyorum. Bakalım neler yapmışız. Evet, gördüğünüz gibi sadece mavi bir divimiz var. 300 genişlikte, 150 piksel yükseklikte. Padding'i de 20. İlk olarak hover'la başlıyorum arkadaşlar. Hover üzerine gelince elementin alacağı değerleri gösteriyor. Örneğin background color violet yapalım. Eflatun olsun. Sayfamı yeniliyorum. Evet, gördüğünüz gibi fare ile üzerine gelince elementin değiştiğini görebilirsiniz. Bu hover özelliğidir arkadaşlar. Örneğin background yani opacity şeffaflığını değiştirelim. Opasitesini. %50 yaptım. Gördüğünüz gibi %50 oranında oldu. Aynı zamanda background color'ı da ekleyebilirim. Tekrar ekledim. Hem eflatun olacak hem de %50 olacak arkadaşlar. Bu şekilde. İkinci olarak focus. Sudo klasınız vardır. Bunun için hemen bir şöyle input type text yazayım. Yani şurada gözüktü. Şunu kaldırayım. Normalde üzerine geldiğinde herhangi bir şey olmuyor. Fakat buna bir class belirleyelim. Örneğin efekt yazalım arkadaşlar. Efekt focus olduğunda background color'ı mavi olsun. Hemen class'ını veriyorum. Tekrar bakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arka plan mavi oldu. Fokusun farkı arkadaşlar üzerine geldiğinizde ve farenizi çektiğinizde dahi daima o sizin belirlediğiniz değerlerin kalmasıdır. Hover'dan farkı budur arkadaşlar. Daha sonra active. Active en çok bağlantılarda kullanılır. Örneğin bir ağ bağlantısı yapalım. Underline olsun. Bu bir linktir yazıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi kırmızı oluyor değil mi arkadaşlar? Bunu kaldırıyorum daha önce yaptığımı. A active olduğunda color sky blue olsun. Active arkadaşlar fareyle tıklandığı anda olacak etkiyi gösterir. Örneğin gördüğünüz gibi mavi oluyor. Sadece fareyle tıkladığımız anda olacak değişiklikleri gösteriyor. Şimdi deneme 2 adlı bir yeni bir div oluşturuyorum. Arka planı vermiyorum. Genişliğini biraz artırıyorum. 600 piksel yapayım. Yüksekliğini de 300 piksel yapıyorum. Bir satır. Bu ilk satırdır yazalım. Bu ikinci satırdır. Ve son olarak da bu
Deneme 2 ayrımız içinde 6 tane paragraf etiketi var arkadaşlar. Şimdi first letter pseudo klasını göreceğiz. Hemen deneme 2'nin içindeki P'de first letter. First letter ilk harfleri değiştiriyor arkadaşlar. Letter harf demektir. Örneğin font white bold font size 24 piksel olsun. Sayfamı yeniliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk harfler kalın yazıldı ve büyük yazıldı. Şunun font white'ını normale çekin. Evet, şimdi daha iyi oldu. First line ise ilk satır anlamında değil arkadaşlar. Şimdi first line'ı göreceğiz. Örneğin şunları Ctrl KC ile yorum satır haline getiriyorum. Şurayı boşluk. Bu ilk satırın alt satırıdır. Bir satır boşluğu daha veriyorum. Bu da ikinci alt satırıdır. Sayfamı yeniliyorum. Bakalım nasıl. Evet, gördüğünüz gibi satır satır yazıldı. Tabii şunu kaldırmam lazım arkadaşlar. Kafa karışık olmasın. Deneme 2 şeylerde first line yani ilk satır arkadaşlar. Ben buna bir font white bold versen yeterlidir. Gördüğünüz gibi ilk satır kalın yazıldı arkadaşlar. Diğer satırlar değişmedi. Bunları eski haline getiriyorum. Şimdi first child ve last child'ı göreceğiz. First child bir elementin içinde belirlenen elementin ilk elemanını seçer. Hemen anlamadınız gerçeği şöyle göstereyim. First child font height bold oldu. Yani diyorum ki P elementlerinin içinde ilkini bul ve fontunu kalın yap diyorum. Bu şekilde gözüküyor. İlkini buldu. Last child ise sonuncu elementi bulur arkadaşlar. P elementlerinin sonuncusunu bulacak. Yani şu satırı kalın yazacak. Gördüğünüz gibi kalın yazdı. Bunun dışında nth child vardır arkadaşlar. Nth n'inci demek İngilizce'de n'inci buluklar. Parantez açıyoruz. Örneğin 3. paragrafımız kalın olsun diyor. Sadece 3. paragrafımı yaptım. Eğer 5. paragrafımı yapmak isteseydim 5 yazmam yeterliydi. Örneğin 5. paragrafımız kalın yazıldı. Bir de nth of child vardı arkadaşlar. Nth of child belirlenen fonksiyona göre özellik vermek için kullanılır. Örneğin 2n yazarsam nth of child diyorum. Güzeldir. Nth of type olacak arkadaşlar. 2n'leri seçecek. Yani şekilde çift olanları seçecek arkadaşlar. 2n artı 1 yazarsam tek olanları seçecek. Bunun yerine tek çifti belirlemek için örneğin even yazabilirim. Even çift demektir arkadaşlar İngilizce. Çift satırları seçecek. Odd yazarsam da tek olan satırları, tek olan paragrafları seçecek arkadaşlar. 1, 3, 5. Bu şekilde arkadaşlar. Pseudo class'lar CSS'de bu şekilde. Daha ayrıntıları var ama İlerleyen derslerde görüşelim arkadaşlar. Bu derslik bu kadar. Kendinize iyi bakın.